Burak sana ne dedi, ne dedi? Bütün dünya karşıma gelse de sana bunları söylemeye devam edeceğim dedi. Aslı çok romantik. Sonra da beni öptü. Öptü mü? Ya inanmıyorum ya, inanmıyorum. Ben sana söylemiştim. İlk başta bunu sormuştum zaten. Ben de. Kızım, sen bu çocuğa ne yaptın ya? Resmen bir öküzün içinden beyaz atlı prens çıkardın. Ben bir şey yapmadım ki. Bir şey söyleyeyim mi? Sanırım sebep de bu. Hiçbir şey yapmadın. Senin doğallığına vuruldu. Öyle mi diyorsun? Kesinlikle. Şimdi? Birliktesiniz işte o zaman. Gonca, Allah aşkına biraz gerçekçi ol. Burak'la olacak bir yanımız var mı? Davul bile dengi dengine. Ayrıca biri görecek, duyacak diye ödüm kopuyor. Anında hem işimizden hem de kalacak yerimizden oluruz. Ya o Faslı hemen böyle kötü şeyler düşünme, Allah korusun. Ama duyulursa olacak olan bu Gonca. Neyse, ya bizi boş ver. Sen ne yaptın Erdem'le? Her şey yolunda mı? Yolunda da. Ne oldu, bir sorun mu var? Yok. Ama birazcık daha iş bulamazsa gerçekten büyük bir sorunumuz olacak. Ya bıktım artık çay bahçelerinde oturmaktan. Ya dolmuşa binmek bile lüks oldu. Ya dün yürümekten ayaklarımın altı su topladı. Gittiğimiz yerde ne? Arabada köfte ekmek. Ya bir de pinti. Yemek yerken boğuluyordu, su bile istetmedi. Yazık ya. Bana da yazık be Aslı. Pinti değildir Gonca. Bodrum'da o kadar sana yemek ısmarladı, hediye aldı. Yani bak aşkı için İstanbul'lara kadar geldi. Yani düzenini değiştirdi, kolay mı? Geldi de... Yani daha kendini bile idare edemiyor. Pırasız aşk da bir yere kadar. Sonra konuşuruz. Burak Bey, kolay gelsin. Ah, sağ olun Turgut Bey. Sunum sanırım bitti, öyle değil mi? Sunum... Ya hayır, ama bitmek üzere. Bakın Burak Bey, hafta sonu işe gelmediniz. Sunum henüz hazır değil. Kusura bakmayın da bunu babanıza bildirmem gerekecek. Ya Turgut Bey, bakın hafta sonu benim çok önemli bir işim vardı. Ama bu sunumlar akşama kadar biter, siz hiç merak etmeyin. Yani beni bir kerelik, bir günlük idare ederseniz... Yani bugün biter diyorsunuz, öyle mi? Evet. Pekala. Bu seferlik böyle olsun. Ama eğer bitmezse... Bitecek. Siz hiç merak etmeyin. İyi çalışmalar o zaman. Sağ olun. Benim bu sunumu hemen halletmem lazım. Ama Aslı olmadan hayatta ben bunu beceremem ki. Kesin bana yardım edecek. Bunun başka yolu yok. Alo, Burak Mansuroğlu ben. Aslı Hanım'la görüşebilir miyim? Aslı, telefon sana. Kesin patron arıyor. Efendim? Yardıma geliyorsun değil mi? Geleyim mi? Sorulur mu? Hadi hemen gel. Tamam o zaman. Patron çağırıyor ama. Tabii Aslı, gidebiliriz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sunum. Ya sunumun bugün yetişmesi gerek. Yoksa benim için hiç iyi şeyler olmayacak. Tamam, merak etme, hallederiz. Bak, bu dosyada daha önce yapılmış bütün turnuvaların sunumları var. Her turnuvanın farklı bir konsepti var. Yani önce bir konsept belirlememiz lazım. Tamam, sonra da yarışmalara karar veririz. Yarışmacılar ikili gruplar halinde yarışsınlar diye düşündüm. Önceden tek oluyordu. Bu sefer farklı olsun. Evet, çok eğlenceli olur. Şöyle güzel kızlardan oluşan iki kişilik gruplar olsun. Ne oldu? Yüzün düştü birdenbire. Ya sen kıskandın mı yoksa? Hayır canım, ne kıskanması. Yani sadece çok saçma geldi bana kızların olması fikri yani. Peki, senin fikrin ne? Mesela... Baba oğul.
süper fikir. Ya sen harikasın ya. Babalar ve oğulları yarışacak. Süper. Burak, ne yapıyorsun? Bir gören olacak. Merak etme. Sadece biz varız. Olsun, yine de biri gelir falan. Zaten buraya geldiğin için çok dikkat çekiyorum. Bak, bu son, ona göre. Tamam canım. Sinirlenme hemen. Tamam. Hadi başlayalım. Tamam. Önce yarışmaları belirleyelim. Bu dosyada daha önce yapılmış bütün yarışmalar var. E tamam. Bize de örnek olmuş olur bunlar. Aynen. Burak bugün işe geldi mi Turgut? Evet, burada. Sabah çok erken çıkmış da emin olmak istedim. Bu ay düzenleyeceğimiz turnuvayı organize etmesini istedim kendisi. Ben onu hazırlıyorum. Siz hiç merak etmeyin. Bir terslik olduğu zaman sizi hemen haberdar edeceğim Nihat Bey. Tamam, teşekkür ederim. Kolay gelsin. Teşekkür ederim efendim. İlginç. Gelin. Müsait misin abi? Tabii ki Sinan. Gelsene. Eda nasıl? O iyi de ben pek iyi sayılmam. Ne oldu? Neyin var? Söyle bakalım. Eda Elçin'le olan ilişkimizi kolay kolay kabul edecek gibi değil abi. Elçin duyunca çok üzülecek. Yani Eda'nın da bazı şeyleri artık kabul etmesi lazım. Yani o istemiyor diye Elçin'le olan ilişkini bitirecek değilsin değil mi? Değilim tabii de. Bu durum onu etkileyecek diye korkuyorum. Zor günlerdi abi, biliyorsun. Tekrar günlere dönersek. Asla böyle bir şey olmayacak. Sen bunlarla meşgul etme kafanı. Yalnız Elçin'le her şeyi açık açık konuşmalısın. Senin hassasiyetlerini çok farklı yorumlayabilir. Doğru. Dün programı iptal edip Eda ile evde kaldım diye bana kırıldı sanırım. Kadınların en dayanamadıkları şey kendilerini ikinci planda hissetmeleridir. Böyle bir durumda hemen çocuk gibi kırılırlar. Hatta biraz kapris bile yapabilirler. Haklısın abi. Eda konusunu konuşacağım, tamam. Abi, gelelim esas konuya. Sence bizim fotoğraflarımızı kim çekmiş olabilir? Tam olarak bilmiyorum, emin değilim. Ama araştırması için her şeyi yapıyorum. Ya biz dün akşam Volkan'la biraz böyle konuştuk. Konuyu. Yani bunu kim ya da kimler yaptıysa ya kesin bize manevi zarar vermek istiyorlar. Bak Sinan, bambaşka bir şey de olabilir. Belki hedef şaşırtmak isteyebilirler. Belki bizim kafamızı karıştırmak isteyebilirler. Ama her neyse en kısa zamanda bulup gereğini yapacağım. Sen de Volkan da bu konuda kesinlikle müşteri ol. Güvenliği hem iş yerimizde hem evlerimizde en üst düzeye çıkardım. Ha, bu arada senin evini de 24 saat izletiyorum, bilgin olsun. Tamam abi, bir an önce kim olduğunu bulalım da kurtulalım bundan. Hepimiz rahatlayalım. Umarım. Abi ben çıkıyorum. Dışarıda biraz işlerim var. Elçin de artık buradaki ofisinde çalışıyor. Ona uğrayayım. Bir yemeğe çıkarayım diyorum. Biraz konuşuruz. İyi olur. Görüşürüz abi. Görüşürüz. Sinan Başak'ın geri döndüğünü kesinlikle öğrenmemeli. Volkan geldi mi? Hayır efendim, henüz gelmedi. Tamam, ben bütün gün dışarıda olacağım. Peki efendim. Efendim baba. Volkan, şirkete gelmemişsin. Merak ettim oğlum, neredesin? Sabah biraz işim vardı. Şimdi de kulübe geçiyorum. Aslı'yı görmeyeyim. Yani gitmişken Aslı'yı da görürüm. Neyse, buralardayım baba, merak etme. Tamam oğlum. Şimdi çıktım. Yaz peki? O burada bugün. Bir değişiklik olursa hemen haber ver bana. Tamam. Evet, gayet başarılı bir sunum oldu. Evet, ellerimize sağlık. Ay, saat ne kadar geç olmuş, kaç saattir buradayım? Benim artık gitmem lazım. Tamam canım. Ben de sunumu Turgut Bey'e gösterip yanına gelirim. Yanıma mı gelirsin? Hayır ya. Yani sen yanıma gelirsen ben rahat edemem. Ha, sen utanırım diyorsun yani. Utanırım demedim.
Sadece oraya gelirsen dikkatim dağılır. Sen de o zaman izin alıp erken çık. Birlikte bir şeyler yaparız, olmaz mı? Ama sen benim işten kovulmamı falan istiyorsun herhalde. Hayır ya, ne kovulması? Tamam, istediğini yapmakta özgürsün. Ama bir şartla. Neymiş o? Bir öpücük alayım. Hadi hadi. Burak, ne yapıyorsun? Kandırdın beni. Ya ne yapayım ya? Çok tatlısın. Dayanamıyorum ki. Aslında bunları seninle yüz yüze konuşmak isterdim. Ama seni tekrar kırmaktan korktum. Ben İngiltere'ye gidiyorum ve uzun bir süre geri dönmeyeceğim. Sana ne kadar değer verdiğimi unutma. Umarım hayatın boyunca seni hak eden biriyle mutlu olursun. Gidiyor. Onu bir daha göremeyeceğim. Benim yüzümden mi? Keşke hiç söylemeseydim. Eda arıyor. Efendim Eda'cığım? Aslı. Ya Aslı, ben çok kötüyüm. Ne oldu Eda, ağlıyor musun sen? Ya ben hiç iyi değilim. Neredesin sen? Volkan'la birlikteyim. Kulüpten çıktık şimdi. O zaman bize gelebilir misin? Abim getirir seni. Ne oldu? Şimdi abim yanında, anlatamam. Tamam, sen sakin ol. Biz geliyoruz şimdi eve. Tamam, bekliyorum. Aslı. Ne oldu Eda? Neden ağlıyor? Bilmiyorum. Morali çok bozuk. Babamla mı alakalı acaba? Gerçi onunla ilgili her şeyi öğrendi. Sanırım başka bir şey var. Eve gitsek iyi olacak. Tamam, hemen gidelim. Aslı, daha iyi misin? İyiyim. Bu halde bile Eda'yı kırmadın. Olur mu öyle şey? Hem onu görmek bana da iyi gelir. Umarım. Ben telefona bakıp hemen geliyorum. Efendim. Aslı, canım iyi misin? İyiyim. Neredesin peki? Volkanlara geldim şimdi. Volkanlara mı geldin? İyi. Volkan'ın yanında olması iyi tabii. Gördün değil mi yaşadıklarımı? Gördüm canım, gördüm. Aslı, ben bu kızdan çok fena korkmaya başladım. Tam bir şeytan. Lütfen sen de ondan uzak dur. Burak nerede? Hala onun yanında mı? Hayır, senden sonra o da çıktı. Aslı, asıl bomba başka. Burak'ın annesi de geldi. Ne? Emin misin? Evet. Sen bana bir kere gazetede göstermiştin ya. İşte o kadın, eminim. Biraz daha geç çıksam yakalanıyormuşum. Yok, ben aldım ağzımı. Bayanı. Aslı, biliyorsun. Ben hayalperestimdir ama artık senle Burak'ı ben bile hayal edemiyorum arkadaşım. Neyse, kapatmam lazım. İçeri gidiyorum ben. Tamam canım. Üzme kendini. Eda odasındaymış. Tamam, ben gideyim. Ama yalnız konuşsam daha iyi. Doğru, haklısın. İyi misin? Hiç iyi değilim. Ne oldu?
Barış mesaj attı. İngiltere'ye gidiyormuş. Ne zaman döneceği belli de değil. Artık hayatımda olmayacak. Canım, üzme kendini bu kadar. Ya böyle olması belki senin için daha iyi olur. Yani onu gördükçe daha fazla üzülüp daha çok kırılacaktın. Uzakta olması belki unutmana yardım eder. Eda'cığım biliyorum, vazgeçmen kolay olmayacak. Ama çaba göstermen lazım. Bunu şimdi görmen daha iyi oldu senin için. Yaşadıklarını arkanda bırakıp önüne bakman lazım. Nasıl yapacağım bunu? Sen hiçbir şey yapmayacaksın. Sadece kalbinden, beyninden olumsuz bütün düşünceleri sil. Ve bazı şeyleri zorlamayı bırak. Senin olan zaten sana gelecektir. Bak göreceksin. Hiç beklemediğin bir anda gerçek aşk seni bulacak. Umarım. Teşekkür ederim Aslı. İyi ki varsın. Ya sen bana çok iyi geliyorsun. Ben sen olmasan ne yapardım? Lütfen kendini daha fazla üzme, tamam mı? Tamam. Ama sen de biraz daha kal. Olur mu? Lütfen. Hala açmıyor ya. Aç şu telefonu Aslı, aç. Efendim? Volkan, neredesin? Evdeyim. Aslı yanında mı? Evet. Ne yapıyorsunuz evde? Eda'nın biraz canı sıkkındı. O yüzden geldik. Tamam, ben de geliyorum. Sen de mi geliyorsun? Neden? Aslı ile konuşmam lazım. Senin konuşman gereken biri varsa... O da Çağla. Eğer ona göz kulak olursan zaten ortada bir problem kalmıyor. Kime göz kulak olacağım sana soracak değilim Volkan. Geliyorum. Orada konuşuruz. Aslı tekrar teşekkür ederim geldiğin için. Bir şeyler içer misin? Soğuk bir şeyler içerim. Meyve suyu? Olur. Biz iki tane meyve suyu alabilir miyiz? Peki. Üç tane olsun. Peki efendim. Eda'cığım. Söyle bakalım. Biz niye apar topar getirdin buraya? Şey abicim. Ya benim dertleşmeye ihtiyacım vardı da. Kız kıza. Hı. Bana anlatmayacaksın yani. Yani. Aslı'yla paylaşmayı tercih ederim. Papucumuz dama atılmış bakıyorum. Eskiden ben de dertleşirdim. Dertleştiğim kişi yabancı değil ki Allah'tan. Kız arkadaşın. Ya, yani şey, eski kız arkadaşın. Eda, biz Aslı'yla tekrar birlikteyiz. Nasıl yani? Gerçekten mi? Ya inanmıyorum. Ya çok sevindim. Ya bunu kutlamamız lazım. Bu akşam yemeğe çıkalım mı ya? Lütfen, lütfen. Hayır da abartma istersen. Ya abi lütfen. Ne olur ya zaten biliyorsun ne zamandır sinirim bozuk. Bence bunu kesinlikle kutlamalıyız. Neyi kutluyorsunuz? Abimle Aslı tekrar birlikteler. Öyle mi? Eda'cığım sen haklısın ya. Biz bunu kutlayalım. Odan çıkıp üstünü değiştirsene. Tamam. Aslı hadi gel sana da giyecek bir şeyler vereyim. Hadi gel. Çok güzel fikir. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyor gibi görünüyorum? Fırsattan faydalanıyor gibi görünüyorsun. Burak ne diyorsun sen? Ağzından çıkanı kulağın duysun. Duymazsam ne olur? Niye bu kadar gerildin sen? Bak, Aslı benim yüzümden daha fazla üzülsün istemiyorum. Çağla yetmiyormuş gibi Eda'yı da bu yalan dahil ettin. Ne yapmamı bekliyorsun? Çağla'yı tanımıyormuş gibi konuşuyorsun. Çağla her ne kadar Aslı'yla birlikte olduğuma inansa da... ...bu işin peşini bırakmayacaktır.
Ya en azından bir süre sular durulana kadar Çağla'yı Aslan'dan uzak tutmak lazım. Çağla bizim birlikte olduğumuza inandığı sürece Aslan'ı uzak duracaktır. Nereye kadar? Sen Çağla'yla ilişkini rayına oturtana kadar. Anlamıyorsun. Çağla artık benim için bitti. Burak, Çağla'yı bu kadar kolay başından sarıp atamazsın. Yengem, amcam, Çağla'nın annesi. Hatta babam bile karşı gelecekti sana. Fark etmez. Gelen gelsin. Ben kararımı verdim. Yoksa Çağla haklı mı? Gerçekten hayatında biri mi var? Ya niye hayatımda biri olduğunu düşünüyorsun ki? Hem Çağla'yla birbirimize uygun olmadığımızı hep sen söylerdin. Şimdi ne değişti? Sen değiştin Burak. Gerçekten ben seni artık anlamakta güçlük çekiyorum. Çok gerginsin. Ben senin her zaman yanında oldum. Arkanı kolladım. Son zamanlarda sen bana ne kardeşin, ne dostum, ne de kuzenin gibi davranıyorsun. Çağla'yla yaşadığım olaylar beni fazlasıyla gerginleştirdi. Senin de bunun bir alakası yok. O yüzden seni kırdıysam kusura bakma. Bundan sonra daha çok dikkat ederim. Neyse tamam. Şimdi gidip biraz Eda'yı mutlu edelim. Ben odaya çıkıp üstümde yaşıyorum. Sence bu nasıl? Güzel. Ya bu nasıl sence? Yani fark etmez, hepsi birbirinden güzel. Ya ben kararımı verdim, bu olsun. Tamam. Ben de... Ya Aslı, o kadar mutlu oldum ki barışmanıza. Yani Barış'ı unuttum resmen. İnşallah benim de sizin gibi bir ilişkim olur. Öyle ki birbirinizden kopamıyorsunuz bile. Ama ben emindim tekrar barışacağınıza. Neyse, ben gidip bunu bir deneyeyim. Sen de bir bak istersen. Tamam canım. Ne yapıyorsun sen burada? Ya bırak beni. Bir bahane uydur ve o yemeğe gitme. Saçmalama. Ya bu durumda nasıl bir bahane uydurabilirim? Annenin aradığını, acil eve çağırdığını falan söyle. Söyleyemem. Artık beni rahat bırak. Yoksa Volkan'la yemeğe gitmek senin hoşuna mı gidiyor? Sen ne söylediğini bilmiyorsun. Elini tuttuğunu gördüğüm an delirdim Aslı. Anlıyor musun? Delirdim. Sessiz ol Burak, yalvarırım. Yeter artık başıma açtıkların. Ben kulüpten de ayrılıyorum zaten. Evinizden de taşınacağım. Ya ben sana neler söyledim? Tüm kalbimi açtım. Karşılığı bu mu? Peki senin sevginin karşılığı bu mu? Çağla'nın hareketleri mi? Ben bugün neler hissettim? Neler yaşadım, farkında mısın? Ben her şeyin farkındayım. Böyle olmasını ister miyim sanıyorsun? Volkan olmasaydı ne olacaktı peki? Sen Çağla'nın karşısına geçip gerçekleri söyleyebilecek miydin? Beni elimden tutup oradan çıkartabilecek miydin? Burak, yol yakınken kabul et. Ben sizin evinizde çalışan aşçının kızıyım. Bunun ötesi olamaz. Mümkün değil. Göreceksin. Senin için, bizim için ne gerekiyorsa yapacağım. Şaka mı bu? Burak Masaroğlu aşçının kızına aşık. Ay, beni bundan daha fazla mutlu eden başka hiçbir şey olamazdı. İlahi adalet bu olsa gerek. Nihat'la Selda'nın bunu duyduklarında ne hale geleceklerini düşünemiyorum bile. Ya alt sınıftan geldiğim için beni ailelerine layık görmeyip yapmadıklarını bırakmadılar. Bakalım aynı şey oğulları söz konusu olduğunda yapabilecekler mi? Bakalım ona da bana oldukları kadar acımasız olabilecekler mi? Ya. Ya. Asıl oyun şimdi başlıyor. Bu ailenin başına bu aşkı böyle kara bela gibi sarmasam.
Bana da Başak demesinler. Senin duvarların kadar benim kanatlarım var. Dik yokuşların kadar su kaydıraklarım var. Çilek kokan...